Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ebu Bekir Çiftçi konuğum. Merhabalar. Çok merak edilen, çok karıştırılan aç karnına kardiyo konusunu ele alacağız. Aç karnına kardiyo gerçekten daha fazla yağ kaybettiriyor mu? Yağ kaybıyla yağ yakımı aynı şeyler mi? Bu konuda size samimi bir şekilde açıklamalar yapacağız. Öncelikle videoya başlamadan Ebu Bekir'in de YouTube kanalını hem başlığa hem aşağıya ekleyeceğim. Onu da takip etmeyi lütfen unutmayın. Hayırlı olsun tekrardan. Çok YouTube'a da hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ne diyorsun bu aç karnına kardiyo konusuna? Güncel bilimsel araştırmalar neler diyor? Aslında aç karnına kardiyo konusunu son dönemde aşırı sık ele aldık biz. İnsanlar da bir yerden sonra şey demeye başladı. Neden bu kadar sık dile getiriyorsunuz falan tarzında. Nedeni basit. Çünkü karşı taraf da çok sık dile getiriyor tam tersi yönde. Bir şekilde kelebek etkisi yapmak için de biz de aynı şekilde daha fazla ele alıyoruz bir temel oturtma adına. Aç karnına kardiyolar vücut geliştirme fitness camiasında çok sık şekilde daha fazla verimli olduğu yönünde iddia var. Herkes aç karnına kardiyo yapmanın daha fazla yağ kaybına neden olacağını söylüyor. Aslında bilimsel çalışmalar böyle bir etki bildirmiyor. Tabii ki karşı taraftan da öyle olduğunu iddia eden veya referans aldıkları çalışmalar var. Zaten kafa karışıklığı aynen. Yaratan nokta da bu. Aynen. O çalışmalar ama şu, zaten başımıza ne geliyorsa oradan geliyor. Akut verileri kronik adaptasyonlara genelliyorlar. Yani o an antrenman seansına özgü yağ yakımını genel anlamda vücuttan eksilecek yağ kaybı olarak yorumluyorlar. Bilmeyenler için şunu da böyle kısaca bir özetleyebilir misin? Yağ yakımıyla yağ kaybı neden aynı şeyler değil? %90'ı videoyu izleyenlerin evet. Aynı şey zannediyor aynen, ikisi. Aynen hocam. Bunların farkı ne? Yağ yakımı yağ oksidasyonu diye geçiyor. Basitçe vücudun enerji ihtiyacı için, enerji temin için o an yakıt kaynaklarına başvurması. Vücutta bir sürü enerji sistemi var. Fosfat, kreatin fosfat, işte glikolitik, oksidatif sistem gibi. O an hangisini verimli kullanacaksa ona başvuruyor enerji için. Yağ kaybı bu 24 saatlik süreçte en azından vücudun negatif enerji dengesinde olması gerekiyor ve bunu daha uzun süreler boyunca gerçekleştirdiğinizde de vücut mevcut o enerjiyi karşılayabilmek için kalori açığındayken, negatif enerji dengesindeyken mevcut yağ depolarına başvuruyor. Ve uzun vadede aslında siz yağ kaybı, yağ yakımı yerine yağ kaybı elde etmiş oluyorsunuz. İnsanlar bu ikisinin farkını karıştırıyor. Yağ oksidasyonu yani yağ yakımı uzun vadede kronik olarak gerçekleşen yağ kaybı demek değil. Yani özetlemek gerekirse aslında yağ yakmak sürekli aslında yaptığımız bir şey. Aynen. Ama yağ kaybetmek kalori açığına bağlı olarak gerçekleşiyor. Orada da zaten insanların hedeflediği aslında yağ kaybetmek. Görüntüde değişiklik yaratıp yağ oranını aşağı çekmek. Bu iki kavram karıştırılıyor. Şimdi de yine aç karnına kardiyo konusuna dönecek olursak burada da glikojen depoları konusu karıştırılıyor. İnsanlar bunu yanlış biliyor. Ve o aç karnına kardiyonun o ilk dönemdeki etkisiyle biraz önce de söylediğin gibi 24 saate yayılmış etkisi karıştırılıyor. Bu ikisi zaten birleşince sonucu aynen. Aç karnına kardiyo daha fazla yağ yaktırır, daha fazla yağ kaybettirir demiyor zaten bunu diye evet, o aradaki evet, farkla bilmediği denir, için aynen, de. Aynen. Buna nasıl peki bir açıklama getirirsin? Biz zaten bu arada bunların hepsine bloklarımızda değindik sık ayrı ayrı. Alıyoruz, evet. Hani burada sizler için araba serisine de biraz daha samimi bir şekilde daha basit bir dille aktarmaya çalışıyoruz. Burada peki ne dersin? Ya zaten insanlar aç karnına kardiyo yapmanın daha verimli olduğunu iddia ederken, öne sürerken ele aldıkları ilk argüman sabah aç kalktığınızda glikojen depolarının boş olduğu üzerine. İşte temel boş mu peki sabah kalktığınız değil. Yani çok kritik. Ben özellikle bunları soruyorum. Aynen. Çünkü sık karıştırılan noktalar değil. Sabah kalktığınızda değil, glikojen depoları boş değil. Bunu cebe koyduk. İddia da zaten onun üzerine. Glikojen depoları boş. Glikojen deposu boşsa vücut enerji için neye başvuracak? İşte yağlara başvuracak. O zaman daha fazla yağ yakarız. Kaybetmeyiz. Şuna da hemen araya gireyim. Klasik bir fitness antrenmanında glikojen depolarını boşaltıyor muyuz? Bunu da insanlar yanlış biliyor. Hepsini imkansız zaten boşaltmak. Öyle herkesin sandığı gibi klasik normal bir fitness antrenmanında, direnç antrenmanında zor. Yani zaten o tarz bir boşluğa düştüğün zaman duvara çarpma etkisi diyorlar. Böyle bir aptala bağlarsın zaten o kadar boş bir durumdayken. Herkesin sandığı gibi zaten normal klasik direnç antrenmanında o kadar boşaltmak çok hani zor. Hani bu glikojen depolarının boşalma konusu hani böyle koşu gibi işte maraton gibi çok daha uzun süreli, tabii, çok tabii, daha tabii. Farklı ilerleyen sistemlerde aslında gerçekleşiyor. Yani spor salonuna girdim. Öyle 30-40 dakika yoğun antrenman yaptım. İşte bir saatte bölgesel tükettimle
glikojen depolarını boşaltmanız neredeyse imkansız. Hani çok uç örnekler olabilir diye biz neredeyse diyoruz. Bu bir maratonda galiba şey, Fransız bir atletti galiba. Altına yaparak koşuyordu hatta. Hani vücut... Hani o kadar ekstrem seviyeler. Hani insanlar da zannediyor ki ben işte bench press'e girdim. Çok kanter içinde kaldım. Müthiş pump oldum. Antrenman sonunda enerjim kalmadı. Ben herhalde glikojen depolarını boşaltıyorum. Yok öyle bir şey. Gelelim şimdi o diğer kısmı. Aç karna kardiyonun 24 saatlik ve diğer kardiyoların 24 saatlik periyotta yağ kaybının şey etkileri. Hocam, o glikojende şöyle bir mevzu da var. Mesela biz antrenman bittikten sonra herkes şey der. Çabucak karbonhidratlara sarılın. 24 saatlik süreçte glikojen depolarımız tekrar dolsun. Madem biz bir sonraki antrenmana, yani mesela bugün ben sabah 10'da antrenman yaptım. Hemen karbonhidrata sarılıyorum ki glikojen depolarım da olsun. Ertesi gün yine 10'da yapacağım antrenmana verimli bir şekilde performans sergileyebileyim. Madem ertesi günkü antrenmana performansımı düzgün sergileyebilmek için ben bu glikojen depolarını doldurmaya çalışıyorum. O zaman sabah kalktığımda glikojen depoların boş kafası nereden geliyor? Bu da birbirine çok sık aslında. Tutarsızlık zaten. Aynı. Orada da tutarsızlık. Ya zaten bunlar bizim salladığımız çıkarımlar da değil. Dediğimiz gibi blog yazılarında da sık sık ele alıyoruz. Bilimsel çalışmalarda baktığınız zaman sabah kalktığınızda aslında sadece karaciğer glikojen depolarında azalma olduğunu görüyoruz. Kas glikojen depoları neredeyse değişmeden kalıyor. Dolayısıyla öne sürülen bu argüman da aslında hemen hemen boş, işe yaramaz bir argüman diyebiliriz. Glikojen depoları boş olduğu için vücut yağlara sarılıyor mantığı geçerli bir argüman değil aslında. Bu konu aslında hani influencer diyeceğimiz işte fitness camiasındakiler tarafından da maalesef yanlış sunuluyor. Hani orada da şey gibi aslında bunun nedeni, insanlara biraz daha böyle bir kolay yol sunalım, bir böyle trik söylüyoruz, bir hep püf nokta olur, paylaşıyoruz evet. Gibi paylaşıyorlar. Yani bunu altını doldurarak paylaşırsan tamam, sorun yok, gerçekten de bir fark yaratmış oluyorsunuz ama böyle işte popüler olmak için işte etkileşim uğruna yanlış bilgiler vererek insanları da yanlış yönlendirmek maalesef doğru değil. Biz de zaten burada ona değiniyoruz ama öyle mesajlar alıyoruz ki bazen ben aç karnına daha iyi hissediyorum, daha çok terliyorum. Yani insanlar bambaşka sonuçları bambaşka şeylere bağlıyorlar. Şeyde retorikte post-hoc yanılgısı diyorlar. Yani siz birbiriyle aynı anda gerçekleşen bir şeyi, bağımsız bir şeyi birbirine bağlayamazsınız. Örnek veriyorum, o sırada başka bir şey de yapıyor olabilirsiniz veyahut da zaten aynı şekilde yağ kaybı elde edeceksinizdir ama beraberinde yaptığınız şeyle paralelliyorsunuz buna. Post-hoc yanılgısı herkesin düştüğü bir yanılgı aslında. Örnek veriyorum, siz kardiyo yaparken, aç karnına kardiyo yaparken beraberinde televizyon izlediğinizi varsayalım. O zaman televizyon izlemek size daha fazla mı yağ yaktırıyor? Değil. Yağ kaybımı sağlıyor? Değil. Beraber gerçekleşen olguları birbirine bağlamamak gerekiyor. İnsanlar bu hatayı çok aynen, sık yapıyorlar. Aynen, çok fazla yapıyorlar. Şeyde de bu 24 saatlik süreçte demiştik yağ kaybı, yağ yakımı üzerine. Aç karnına yapmasa ne olur, yapsa ne olur? Hani böyle merak edildiği şekilde anlatalım ki daha da otursun akıllara. Bu bizim karşı tarafın sunduğu çalışmalar, argümanlarda dediğimiz gibi diyorlar işte çalışmalar var. Aç karnına yapıldığında gerçekten daha fazla yağ yaktırıyor. Evet var ama o çalışmalarda da bahsettiğimiz gibi yağ yakımıyla yağ kaybı aynı şeyler değil. Bunlar yağ yakımı üzerine çalışmalar. Gerçekten aç karnına kardiyo yaptığında vücut daha fazla yağ yakıyor. Ama o çalışmalara bakıp başlığı, özeti okumaktan ziyade detaylı indiğiniz zaman çalışmayı yürüten araştırmacıların, yazarların dahi içinde şu ifadelere yer verdiğini görüyoruz. Bu sonuçlar akut sonuçlardır yağ yakımı üzerine. Bunu gidip de uzun dönem yağ kaybı olarak genellemeyin diye kendileri de zaten uyarıda bulunuyorlar. Ama genelde bu camiada herkes işine geleni aldığı için böyle aradan çekip aynen, oradan onu bambaşka şekilde ve yanlış şekilde sunuyorlar. Zaten sorun bu. Doğrudan o zaman kıyaslamalı çalışmalara baktığımızda uzun dönem işte 8 haftalık, 12 haftalık vesaire, hatta konu üzerine metaanalizler bile var. Kalori alımı eşit olduğu sürece ve antrenman hacmi de eşitse gruplar arasında ne aç karnına ne tok karnına kardiyo arasında bir fark yok yağ kaybı açısından. Biz de aslında şey diyoruz burada, hani fark yok dediğimiz zaman insanlar şey diyor, aa aç karnına yapmayın dedi. Ha o da yanlış, o benim paylaşımlarda da oluyor. Ya yap istiyorsan aç yani, karnına yap, kendini iyi hissediyorsan, sabah vaktin varsa, kalkar kalkmaz aktif başlamak istiyorsan yap. Orada bizim demek istediğimiz onu yapma değil, daha fazla yağ kaybedeceğini düşünerek yapma. O arada paranteze aldığımız nokta bütün anlamı değiştiriyor kesinlikle. Zaten.
O konuya da çok iyi söyledim, ben unutmuştum. Ya bize saman adam safsatası yapıyorlar aslında. Demediğimiz şeyi ortaya koyup ona demişiz gibi saldırıyorlar. Hani şey gibi, biz aç karnına kardiyonun düşmanıymışız gibi. Aynen, halbuki aynen, değil, sadece o amaçla yağ, daha fazla yağ kaybedeceğiz, daha iyi gelecek zannederek yapmayın diyoruz. Ben hep biz, hani uyarıda bulunurken şey diyorum, yapabilirsin ama yapmak zorunda değilsin. Hani çok bazıları iyi, öyle bir gereklilikmiş gibi yüklüyorlar ki, yağ mı yakacaksın, yağ mı kaybedeceksin, kalk aç karnına kalk. Biz de hep o yollardan geçtik. Ben dövüş branşıyla uğraşırken hocalar hep sabah köründe kaldırıp götürüyordu bizi koşuya, koşu antrenmanlarına. Ama yani bilimsel sürece daha hakim olduktan sonra, bir şeylerin doğrusunu yanlışını çözebildikten sonra öyle olmadığını görüyorsun rahatlıkla. Şeyde de çok olurdu bize, yine o konuya da değiniriz. Biz ağır ve hafif yükler benzer kazanımlar ortaya koyuyor diyoruz kas gelişimi konusunda. Setler tükenişe gittiğinde hemen şey diyorlar, aa işte ağır çalışma dedi, hafif çalış dedi. Biz öyle bir şey demedik oysa. Hayvan gibi basacaksın, şey yapacaksın, aynen, falan işte, farklı farklı. O konuyla da zaten ayrı bir tane daha video çekeceğiz. Bence gayet güzel anlattık bu aç karnına kardiyo konusunu. Tekrar hatırlatıyorum, Ebubekir'in YouTube kanalı da aktif oldu. Evet, onu da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu şekilde hem araba serilerini hem de Ebubekir kendi kanalında videolara devam edecek. Görüşmek üzere, güçlü ve sağlıklı kalın. 500 aboneye geçtim arkadaşlar.